Manisa'nın saygıdeğer güzel insanları, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında, Gaziantep'teki elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yaklaşık 3 hafta önce Hakan Füzün kardeşimizin cenaze töreni vesilesiyle Akhisar'a geldiğimizde en kısa sürede Manisa'yı da ziyaret etme sözü vermiştim. Araya salgının da girmesiyle neredeyse 3,5 yıldır sizlerle yüz yüze beraber olamamıştık. İşte bugün sizlerle beraberiz. Ve aldığım resmi rakamı söylüyorum. Şu anda karşımda 50 bini aşkın Manisalı var. Tarihin, medeniyetin, üretimin şehri, efelerin, zeybeklerin, yiğitlerin diyarı Manisa'yı özlemişiz. Fatih, Manisa'da aldığı eğitim ve terbiye ile İstanbul'u fethetmişti. Biz de Manisa ile birlikte 81 ilimizden aldığımız güçle Türkiye'ye hizmet ediyor, kendimize dünya ile yarışan hedefler belirliyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız asırlık eser ve hizmetlerin altyapısı üzerinde Türkiye'yi dünyanın siyasi ve ekonomik olarak en güçlü devletleri arasına sokmakta kararlıyız. Müsaade ederseniz şu ceketi çıkarayım mı? Türkiye'de bizden başka çeyrek, yarım asır sonrasına ışık tutan, vizyon inşası peşinde koşan, bunun hedeflerini, programlarını, projelerini çalışan kimse göremezsiniz. Niçin? Çünkü biz bu millete aşığız. Çünkü biz bu ülkeyi seviyoruz. Çünkü biz bu millete ve ülkeye hizmet etmeyi en büyük beşeri rütbe olarak görüyoruz. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. İnşallah emeklerimizin ve fedakarlıklarımızın karşılığını hep birlikte alacağımız bir döneme giriyoruz. Vesayetle mücadelemizi bugünler için yaptık. PKK'dan FETÖ'ye, terör örgütleriyle mücadelemizi bugünler için yürüttük. Darbecilere karşı göğsümüzü bugünler için siper ettik. Uluslararası kumpaslara, tuzaklara, saldırılara karşı mücadelemizi bugünler için verdik. Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan enerjiye, ülkemizin tüm altyapısını bugünler için kurduk. Ülkemizin siyasi, ekonomik, sosyal, diplomatik gücünü bugünler için tahkim ettik. İnsanlarımızı her alanda bugünler için hazırladık. Kardeşlerim, eğitimde eğer bugün 81 vilayetimizin tamamında üniversitemiz varsa boşuna değil. Göreve geldik, 76 üniversite vardı. Ama şimdi 208 üniversitemiz var. Üniversitemizin olmadığı il yok. Kardeşlerim, sağlıkta 19 tane şehir hastanemiz var.
Eğitim araştırma hastanemizin olmadığı il, ilçe yok. Bu bir şeyi gösteriyor. Bu kadro milletine aşık. Biz aşk ile koşan yorulmaz diyerek bu yolda yürüdük. Dünyanın kriz üstüne kriz yaşadığı bir dönemde ülkemiz hedeflerine kararlılıkla yürüyorsa işte bu sayededir. Aşkımızdan. Dertliyiz biz, dertli. Bu milletin dertlisiyiz. Biz Türkiye'nin sadece geçmişi değil, aynı zamanda geleceğiz. Biz milletimizin sadece hizmetkarı değil, umuduyuz. Biz ülkemizin ve milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmeye talibiz. Bunun için gereken programları, çalışan, projeleri hazırlayan sadece biz varız. İnsanımızın beklentilerine cevap verecek yeni sözleri sadece biz söylüyoruz. Dikkat ederseniz karşımızdakiler milletimize geleceği değil, sadece geçmişi, yani eski Türkiye'yi vaat ediyorlar. Ülkeyi ileri götürmek için bir derdi olmayanlar, yapılanları yıkma, başarılanları boşa çıkarma dışında bir çaba sergilemiyorlar. Siyasi istikrar, güçlü iktidar, etkin hizmet peşinde koşmak yerine koalisyonların, krizlerin ve kaosların güzellemesini yapıyorlar. Şimdi buradan sizlere elinizi vicdanınıza koyarak, hafızanızı yoklayarak şu karşılaştırmaları yapmanızı istiyorum. Biz her evladımızın ana sınıfından üniversiteye kadar her seviyede istediği eğitimi alabilen bir Türkiye inşa ettik. Onların iyi dediği Türkiye, çocuklarımızın üst üste yığılı bir şekilde eğitim almaya çalıştığı, üniversiteye girmenin ayrıcalık olduğu bir Türkiye'ydi. Biz her vatandaşımıza şehir hastaneleriyle, devlet hastaneleriyle, özel hastaneleriyle en üst seviyede hizmet alacağı bir Türkiye inşa ettik. Kardeşlerim, onların iyi dediği Türkiye, sağlam girenin hasta çıktığı, her tarafı tel tel dökülen, bırakın doktoru, bir kutu ilacı bulmanın bile zor olduğu Türkiye'ydi. Hatırlıyor musunuz? Savaş Ayın bir programı vardı. Savaş Ayın o programında Bay Kemal orada yanında kuzu kuzu oturuyordu. Ve Savaş Ay sorduğu soruların cevabını alamıyordu. O zaman Bay Kemal SSK'nın başındaydı. Ve ne dedi? Suçu hemen o zamanın başbakanına attı. Sen ne işe yarıyorsun? Bak, biz de şu anda devlet yönetiyoruz. 19 şehir hastanesi, yüzlerce hastanemiz var. Biz terör örgütleriyle mücadelemizi oluşturduğumuz güvenli bölgelerle sınırlarımızın dışına taştık. Teröristlerin her an başlarına bomba düşme kabusuyla inlerinden çıkamadığı bir Türkiye inşa ettik. Şu anda Gabar'da biz varız. Cudi'de biz varız. Tendürek'te biz varız. Besler Deresi'nde biz varız. Teröristler kaçıyor, biz kovalıyoruz. Onların iyi dediği Türkiye, bir köyden ötekine sağ salim gitmenin dahi zor olduğu bir Türkiye'ydi. Biz ülkemizi baştan başa bölünmüş yollarla, otoyollarla, havalimanlarıyla, hızlı tren hatlarıyla donatarak ulaşımın hızlı, güvenli
ve konforlu hale geldiği bir Türkiye inşa ettik. Senin Allah'ına kurban. Allah'ımıza kurban. İşte İstanbul, İzmir. 6,5 saatten nereye düştü? 3 saat 15 dakikaya düştü. Şimdi Manisa, İzmir, Sabuncubeli tünelini kim yaptı? Ah, eskiden Manisa, İzmir. Düşün ne kadar bir mesafeydi. Ama Sabuncubeli tüneliyle bu kadar kısaldı. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Onların iyi dediği Türkiye, yolların delik deşik olduğu, her gün onlarca insanın kazalarda can verdiği, lojistik sıkıntısının üretimi ve ticareti baltaladığı bir Türkiye'ydi. Biz sanayimizi her alanda kendimizle birlikte tüm dünyaya üretim yapacak seviyeye getiren, diğer pek çok husus gibi kendi otomobilini üretecek kabiliyete kavuşturan bir Türkiye inşa ettik. Şimdi bu yılın sonunda inşallah kendi otomobilimizi üretiyoruz. Onların iyi dediği Türkiye, sanayileşme adına anıt kabirin bayrak direğinin ipini üretmekle övünen bir Türkiye'ydi. Biz savunma sanayimizin dışa bağımlılığını geldiğimizde %20 yerliydi ama şimdi %80 yerli hale getirdik. İstiklalimizi ve istikbalimizi garanti altına alan bir Türkiye inşa ettik. Şimdi İHA'larımız var, SİHA'larımız var, Akıncılarımız var ve terör örgütlerini bunlarla inlerinde vuruyoruz, inlerinde. Ve bu şimdi teröristleri rahatsız ediyor. Bay Kemal'i de rahatsız ediyor, terör örgütlerini de rahatsız ediyor. Onların iyi dediği Türkiye, bırakınız geleceğine güvenle bakmayı, en temel askeri ihtiyaçlarını bile karşılamak için rekabet ettiği ülkelerden medet uman bir Türkiye'ydi. Kardeşlerim, bu ülke toplu iğneyi bile üretemiyordu. Ama şimdi tüfeklerimiz, elhamdülillah İHA'larımız, SİHA'larımız, Akıncı uçaklarımızı biz üretiyoruz. Biz bir deprem ülkesi olan ülkemizdeki yapıların %60'ını dönüştürerek insanlarımızı daha güvenli evlere kavuşturan bir Türkiye inşa ettik. İzmir yıkılmış mıydı? Bergama ne haldeydi? Bornova ne haldeydi? Bütün buraları kardeşlerim aylar içerisinde yeniden biz inşa ettik mi? Van depreminde her taraf yerle eksan olmuştu. Biz inşa ettik ki Bingöl depreminde her taraf yerle eksan olmuştu. Biz inşa ettik mi? Kütahya, Simav'ı biz inşa ettik mi? Bakın Gölcük'te, Sakarya'da CHP'nin iktidarında maalesef aylar geçti, buralar inşa edilemedi. Ama biz geldik, bunları da inşa ettik. Onların iyi dediği Türkiye, 1999 depreminde aylarca yıkıntılara dahi ulaşmayı başaramayan bir Türkiye'ydi. Biz sulamadan modernizasyona, tohumdan gübreye kadar her alanda aldığımız tedbirlerle tarımsal hasılada Avrupa'da ilk sıraya, dünyada ilk ona çıkarmış bir Türkiye inşa ettik.